2020'de Mehmetçik yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmadı. Yılın ilk ayında Mardin kırsalında kapan operasyonları başlatıldı. 9 bölgeye yayılan operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik 15 Haziran'da Pençe Kartal operasyonu başlatıldı. Tespit edilen 81 terör hedefi hava harekatıyla vuruldu. Bölücü terör örgütü mensupları Pençe Kartal operasyonunun şokundayken bu kez komandolar Haftenin'e girdi. Pençe Kaplan operasyonuyla teröristlerin inleri bir bir ortaya çıkarıldı. 240'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde de bölücü terör örgütüne nefes aldırmadı. Huzur ortamını bozmak için sızmaya çalışan yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi. Kapan operasyonlarının ardından 13 Temmuz'da bu kez yıldırım operasyonları için düğmeye basıldı. İlki Şırnak'ta başlayan ve 17 bölgeye yayılan yıldırım operasyonlarıyla çok sayıda ilin kırsalı teröristlerden temizlendi. 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 işbirlikçi yakalandı. 2020'de gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli önemli nokta operasyonlar da yapıldı. Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey çok sayıda ismin üstü çizildi. Kırmızı listede aranan ve örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu belirlenen Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Yine kırmızı kategoride aranan PKK'nın Türkiye'deki bir numarası, sözde Dersim Eyaleti sorumlusu İsmail Sürgeç Tunceli'de, sözde Botan Saha sorumlusu terörist Vahyettin Karay Van'da, çok sayıda saldırının faili Müzeyyen Aydınlı Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi. Özlem Atsak, Nurgül Duran, Hasan Ataş, Ekrem İptaş, Ali Kemal Yılmaz, Gökçe Kurban ve Mehmet Nuri Husidur, 2020'de üstü çizilen örgütün içindeki sözde sorumlu diğer isimler. Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu Mazlum Demir'le, sözde Metina İstihbarat sorumlusu Ahmet Bal Ölü, PKK'lı Sabri Dalsa Irak'a kaçmak isterken sağ yakalandı. Gri kategoride yer alan onlarca teröristin de üzerine çizik atıldı. Terörle mücadelede örgütün finans kaynaklarına da ağır darbe vuruldu. Narko terör operasyonlarıyla milyonlarca kök Hint keneviri ve tonlarca uyuşturucu madde ile geçirilip imha edildi. Başarılı ve kararlı operasyonlar örgütten kaçışları da hızlandırdı. 2020'de sadece ikna çalışmalarıyla 241 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlar arasında turuncu ve gri kategoride aranan çok sayıda terörist de yer aldı.